Dünyada en önemli şey sağlık bence ama aslında çözüm noktasında sağlıksa daha da önemli. Bu konuda Ertuğrul Bey ile beraberiz doktorumuz. Hocam nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun sizler. Çok teşekkürler. Aslında hiperbolik oksijen tedavisi nedir? Hemen bunu öğrenebilir miyiz sizden? Hiperbolik oksijen tedavisi çok farklı, özel bir tıbbi tedavi yöntemidir. Kullanıldığı hastalıkların çeşitliliği yönünden gerçekten tıpta umut kaynağıdır. Hiperbarik oksijen tedavisini uygularken özel dizayn edilmiş basınç odalarında hastalarımıza 15 metre derinlik yaşatılmakta ve bu derinlikte %100 oksijen solutulmaktadır. Dolayısıyla üzerimize basınç 2,5-3 kat artmakta. %100 oksijen soludukları için de vücuttaki oksijen 18-20 katlara çıkmaktadır. Bu da bütün dokulara nüfuz edip birçok değişik çeşitli hastalıklarda kullanılmaktadır. Tıbbi bir tedavi yöntemidir. Ozonla karıştırılıyor maalesef. Alternatif bir tıp yöntemi değildir. Gerçekten de medikal bir tıp bir tedavi yöntemidir. Aslında bunu açıklarken bir de şunun altını çizersek sanıyorum ki izleyicilerimiz daha doğru anlayacak. Efendim bu yöntem ilk önce dünyada kaç yılından beri kullanılıyor? Ve Türkiye'de de ne zamandan beri var? Aslında 1920 hatta 30'lu yıllarda yurt dışında kullanılmaya başlamış. Gemilerde hep hiperbarik basınç odaları vardı Amerikan donanmasında o yıllarda. Ülkemizde ortalama 1984-85 yılından bu yana, yani 30 yıldır kullanılmaktadır. Fakat şu son 5-10 yılda önemi daha da ciddi anlaşılmaya başlanmıştır. Çünkü hiperbarik oksijen tedavisi en önemli acilimiz karbonmonoksit zehirlenmesi, Şofben kömür gazı zehirlenmeleri. Onun dışında ani görme kaybı, ani işitme kaybı veya beyin oksijen kalınca anafizik anisotropide kullanılmaktadır. Gerçekten de bu konuda tıpta bir hayat kurtarıcı yöntemdir. İşte en güzel tarafı bu. Hangi durumlarda tedavi başlatıyorsunuz? Acilleri az önce saymıştım. İşte en önemlisi Şofben kömür gazı kavramanız zehirlenmesi, ani görme kaybı. Bunun dışında bizim hastalarımız çoğu geçmeyen zor yaralardır. Şeker hastalığı yaraları, staz ülserleri, atonik yaralar veya kemik enfeksiyonları. Bunlarda kesilmek üzere ayaklar burada çok başarılı bir şekilde kurtarılmaktadır. Hatta bu geçmeyen zor yaraların tedavisi olurken nöropatiden dolayı his kaybolan diyabetik ayaklarda yeniden his can gelmektedir. Hasta ayağını yıllar sonra tekrar hissetmeye başlamaktadır. Aynı zamanda bu diyabetik hastalarda bir de tabii ki yaralar söz konusu. Yaralarda hatta bizim hastalarımızın böyle %70-80'i geçmeyen zor yaralar olduğu için şöyle bir sloganımız var. Her türlü yara yedilir, gönül yarası hariç. Çok güzel hocam. Evet. Aslında burada pansumanda da bir de farklılığınız var sanıyorum. Farklı. Evet, bu geçmeyen zor yaralarda yapılan pansuman şekilleri çok farklı bir tıp sanatıdır. Maalesef bu konuda hastanelerde sadece antibiyotikli merhemler ve klasik palyatif yöntemler, geçici yöntemler kullanılarak maalesef diyorum ciddi hatalar yapılmakta. Bu da organ kaybına sebep olmaktadır. Yani bu yara ile ilgili tıp bölümü belki de ileride tamamen ayrı bir ana bilim dalı başkanlığı olabilir. Çünkü geçmeyen zor yaralarda çok farklı teknikler uygulanmaktadır. Pansumanları çok özel. Tabii cihazın da basınç odasındaki oksijen tedavisinin çok daha önemi var. Bacak damarları, sinirleri tekrar oluşmakta ve ayaklara yeniden his can gelmektedir. Şu anda içeridekileri ne yapıyor hocam? Bir de kısaca 15 metredeler mi? Şu anda 15 metrede. 5 dakika hava molasına geçtiler. Toplam 3 kere 30'ar dakikadan 90 dakika oksijen tedavisi oluyor. Hiperbarik basınç ortamında. Ve ortalama 110-120 dakika sürmektedir dalış çıkış hepsi içinde. 15 metrenin bir değeri var mı hocam? Tabii, özel bu hesaplanmıştır. 2.4 ata dediğimiz 2.5 ataya yakın 2.5 atada üzerimize basınç 3 kat artmış bir pozisyondayken %100 oksijen sonucu dediğim gibi doğal bir tedavi yöntemi vücutta 20 kat fazla oksijen dolaşmakta. Hocam bir de bunu alternatif tıpla karıştırma durumları var. Bir de bunu açıklık getirebilir misiniz? Alternatif tıp deniyor. Tam önemi bilinmiyor. Günümüzde de çevre hastanelerde bizimle ilgili hastalar zamanında artık yönlendirilmeye başlandı. Eskiden bu kadar önemli bilinmiyordu açıkçası. Çünkü galiba haklı gururunuz ya da değeriniz ya da bilimin ya da tedavinin çözümü netleşmeye başladı. Evet, evet. Yani zaten dediğiniz gibi hatta biz şunu söylüyoruz. Bu konularla ilgili kalitemiz tecrübemizde gizlidir. 15 senedir ben de hiperbarik oksijen tedavisiyle ilgileniyorum. Muhteşemsiniz. Doktor Ertuğrul Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir çalışmayı en azından 15 yıldır hem uyguladığı için hem de devam ettiği için ben her şeyin çözümünün olduğu her şeyi bulmanızı temenni ediyorum. Show Life devam ediyor.